26 Nisan 2 Mayıs haftalık burcumuz koçlarla başlıyoruz. Nasılsınız? Umarım her şey keyifte ve güzel geçiyordur. Evet, yorucu bir hafta olacak sizin için. Oluşturmak istediğiniz işlerinizle alakalı aksilikler yaşayabilir. Hatta bulunduğunuz alandaki insanlarla agresyon ve gerginlikler oluşabilir. Bu hafta biraz daha sakinlikle, biraz daha etraftaki insanların kötü enerjisini çekmeyerek, sizde bir kötü bir durum yok ama etrafınızdaki enerjilerden kaynaklanan bir tedirginlik söz konusu olacak. O yüzden dışarıdaki etkenlere çok fazla kafanızı yormadan, enerjinizi takmadan kimseyle muhatap olmayın. Yeni anlaşma, yeni beklediğiniz işinizle ilgili çok güzel bir oluşum yaşayacaksınız ve bu oluşum sizi ruhsal olarak rahatlatacak gözüküyor. O yüzden iş yerinizde yöneticinizle tartışma kendi aralarında olacak. Kendi üstünüze alınmayın. Etraftaki insanlarda işi bırakma, huzursuzluk, maddi olarak kaygılar çok ön planda olacağı için biraz kafanız karışabilir. Siz enerjinizi toparlayın ve bulunduğunuz noktaya adapte olun diyorum. Özellikle devlet ya da büyük kurumsalda çalışan bazı koç burçlarında güzel haber beklentileriniz var. Hatta sınav döneminiz olabilir. Sınavınızla alakalı başarmak istediğiniz söz konusu olaylar var. Bunlarla ilgili çok doğru bir oluşum evresine giriş yapacaksınız ve bu sizi tatmin edecek diyorum. Kendi işini yapan ya da ortaklı işlerde biraz maddiyatla alakalı kaygılar ve toparlanmak istediğimiz borç alma, kredi ya da satmak istediğimiz mal ve rahata erme dediğimiz bir noktanın karışıklığı var. Evet, elden çıkartmak istediğiniz konularla ilgili büyük bir zorluk haftanız olacak ama bana göre Mayıs 4'ü, 5'i daha rahat bir evre yaşayacaksınız. Şu an sadece tedirginsiniz ve toparlamakta çok fazla korkuyorsunuz. Hiç korkmanıza gerek yok. Çok güzel aydınlanmalar yaşayacaksınız. Kendi işinizi kurmak, yeni bir iş oluşumu beklenti içerisinde olan koçlar için evet, bu hafta güzel konuşmalar, güzel diyaloglar ve hatta anlaşacağınız mekan ya da anlaşmak istediğiniz noktalarla iletişim sağlanma söz konusu olacak. Biraz daha mantık, hani sizi zoracak bir ödeme değil de biraz daha limitinizi aşmadan yaparsanız daha sağlıklı olur. Özellikle teknolojik alanlarda bir iş bekleyen ve uzun süredir mühendisseniz ve iş konunuzla ilgili aksilikler yaşıyorsanız bu dönem olumlu evreler söz konusu olacak. Hatta yurt dışı ile ilgili beklentiniz varsa, farklı alana iş ilgili kağıtlar ve evraklarınız varsa buralarla alakalı olumlu cevaplar alacaksınız. Sadece çok yorgunsunuz. Uzun süredir maddi kayıplar çok fazla yaşadığınız için artık tahammül ve inanç çevrenizde çok büyük bir daralma oldu değerli koç burçları. Unutmayın, bizi yaradan bir yaradan var. Bu yaradan kimseyi sahipsiz bırakmadı. Umudunuzu asla kesmeyin diyorum. Aile içerisinde uzun süredir çözülmesini istediğiniz tartışmalar, mal değil ama yani huzursuzluk, devamlı bir tartışma, devamlı sorunların yaratıldığı bir oluşum var. Artık huzur istiyorsunuz. Bu dönem yani gerçekten hanedeki ters giden ve sizi mutsuz eden olaylarla ilgili çok güzel iletişimler, sizi mutlu edecek enerjiler sizi rahat erdirecek. İş mahkemeniz ya da parayla ilgili mahkemeniz varsa Mayıs sonuna kadar bu çözümlenmiş ve netliğe kavuşmuş olacaksınız diyorum. Ev almak, yeni bir ev içerisine girmek isteyen koç burçlarına şunu diyorum. Evet, ev değiştirmek istiyorsunuz ama yerinizde şu an için maddi olarak kendinizi riske atmayın. Şu an için biraz daha beklemeniz gerektiğini düşünüyorum. Özellikle eşine araba ya da eşinizin arabasını değiştirmek istiyorsanız tam uygun bir oluşum var. Değiştirmek isteyebilirsiniz. Değerli koç burçları, bazı evliliklerde ters giden ve anlaşmazlık giden durumlarda sanki boşanma konuşmaları söz konusu olacak. Bence acele karar vermeyin. Birbirinizi doğru iletişim, hatta biraz ara verin ama boşanmak için şu an doğru bir zaman değil. Her iki tarafta zarar görebilir diyorum. Sevgiliniz ya da ilişkinizle alakalı artık bir netliğe kavuşmak istiyoruz, yolumuzu belirlemek istiyoruz diyen değerli koç burçlarına evet, doğru karar, doğru adım ve gelecek planlarınızla ilgili konuşmalar yapabilirsiniz. Özellikle ilişkisi olmayan koçlara sürpriz değişimler var. Yenilikler söz konusu olacak. Hatta şaşırabileceğiniz kalıcı bir ilişkiye de adım atma Mayıs ayı sizin için adım atma dönemi olacak. Doğru enerjiyle, doğru oluşumla güzel bir enerjiye giriş sağlayacaksınız. Sağlık olarak özellikle mide asitleriniz, diş eti iltihaplarınız ve dişle alakalı sıkıntılarınız söz konusu olabilir. İhmal etmeyin. Ailenizle alakalı
alakalı, özellikle baba soyunuzla alakalı çözülmesini istediğiniz bazı miras konularınız var. Daha devam eden mahkeme ya da devam edilecek noktalar var ama sonu sizin için gayet güzel ve ferah olacak diyorum. Yurt dışı ile ilgili gitmek isteyen ya da yurt dışından ülkesine dönmek isteyen bazı koç borçları için birkaç ay daha kararlarınızda radikal bir şekilde sabırlı olun. Hedeflediğiniz yolculuk olacak. Sadece sabretmeniz lazım. Eğer üniversite sınavına ya da LGS sınavına hazırlanan çocuklarınız varsa şu an için hiçbir sorun görmüyorum. Başarılarını gayet güzel görüyorum. Çocukların üstüne çok fazla gitmeyin. Dualarınızı eksik kılmayın. Başaracak evlatlarınız var. Allah'a emanet olun. Yükselen Ay burcunuzu mutlaka takipte kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.